Enerjisa günlük enerji bültenini sunar. Enerji gününden merhaba. Bugün 28 Temmuz 2023. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. BOTAŞ ve TEİ'den gaz türbininde bir işbirliği daha. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nın ikinci gününde BOTAŞ ve TUSAŞ Motor Sanayi Anonim Şirketi arasında Tuz Gölü Gaz Depolama Tesisi türbin ve kompresörlerin bakım sözleşmesi imza töreni gerçekleştirildi. Buna göre Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesislerinde toplamda 10 adet doğalgaz türbin ve kompresör sistemlerinin bakımı ve idame desteği TEİ tarafından sağlanacak. Enerjisa Enerji Eşarj'ın tüm hisselerini aldı. Enerjisa Enerji, Türkiye'nin ilk ve en fazla hızlı şarj istasyonuna sahip elektrikli araç şarj istasyonu operatörü Eşarj'ın tamamını satın alarak bünyesine kattı. Eşarj'ın çoğunluk hisselerini 2018 yılında satın alarak şirketin yönetimine geçen Enerjisa Enerji, 2021 yılında Eşarj'daki çoğunluk hisse payını %80'den 94'e yükseltmişti. YK Enerji'den Akbelen açıklaması. YK Enerji Yeniköy Kemerköy santrallerinde üretilen enerjinin yenilenebilir enerji kaynakları ile ikame edilebileceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada YK Enerji madencilik çalışmalarının devam etmemesi halinde cari açığa yılda 1 milyar dolar katkı sağlayan santrallerde üretimin duracağını kaydetti. TPAO Şırnak Sinopi'de petrol arayacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Şırnak'ın Sinopi ilçesinde 9 milyon lira yatırımla tespit kuyusu açarak petrol arayacak. Çalışmayla ham petrol rezerv varlığını ve varsa miktarının tespit edilmesi amaçlanıyor. Değerli dinleyiciler, sıcak hava dalgası nedeniyle ürettiği gazın tamamını tüketen Mısır, elence ihracatını ancak sonbaharda yeniden başlayabilecek. Göktekin Tarım Balıkesir'de jeotermal kaynak arayacak. Balıkesir'in Manyas ilçesi sınırları içinde jeotermal kaynak aranacak. Göktekin Tarım 22 milyon lira yatırımla 10 adet sondaj kuyusu açacak. Sondaj arama faaliyetlerinin 20 ayda tamamlanacağı düşünülüyor. Renault, Nissan'daki hissesini azaltıyor. Japon, Nissan'la Fransız otomotiv şirketi Renault arasındaki ortaklığın yeniden yapılandırılması için aylardır süren müzakereler sonuçlandı. Buna göre Nissan Fransa merkezi otomobil üreticisinin yeni Ampere elektrikli araç markasına 600 milyon euroya kadar yatırım yapmayı kabul etti. İki şirket Renault'un Nissan'da sahip olduğu hisse miktarını 115'e düşürmesi ve mevcut %43'lük hissenin geri kalanını Fransız bir üçüncü tarafa devretmesi için Şubat ayında prensipte yapılan anlaşmayı da resmileştirdi. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol fiyatları Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'ndan gelen faiz artışı haberlerine rağmen arzda sıkıntı endişeleriyle yüksek seyrini sürdürüyor. Piyasalarda Brent tipi ham petrolün varil fiyatı son 3 ayın en yüksek düzeyi olan 83 dolardan, Batı Teksas tipi WTI ise 79 dolardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 29 Temmuz 2023 için megawatt saat başına ortalama piyasa takas fiyatı 2175.13 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı saat 19.20 dilimi için 2625 TL megawatt saat, günün minimum fiyatı ise saat 05.06 dilimi için 1750 TL megawatt saat olarak belirlendi. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik yapım Resul Buksur. Enerjisa günlük enerji bültenini sundu.